Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir ders çekmiyordum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı maalesef. Çok soru gelmiş derslerle ilgili. Ancak hepsine tabii tek tek cevap vermem çok zor. O yüzden aslında sorunlara yönelik genel dersler yapmaya devam edelim düşüncesindeyim. O yüzden bu derste aslında dış mekanla ilgili birçok soru gelmiş. Gerçekçi bir dış mekan render nasıl alırsınız? Nasıl bir ışık yapabilirsiniz diye. Ben aslında burada tabii değişik bir aslında teknik daha güzel, daha iyi sonuçlar alabileceğiniz ve içinde de püf noktalarının olduğu bir ders işlemeyi uygun gördüm. Gördüğünüz gibi sahnede bir tane plane'den oluşturulmuş push pull'umla birlikte böyle bir eğimli falan bir arazi yaptım. Bu ufak bir ada olacak aslında. Denizin ortasında bir tropik bir ada gibi düşünün bunu. Buna tabii kum gibi bir şey yapacağız bir materyal olarak. Önce isterseniz onu yapalım. Bir V-Ray materyal. Şöyle bakalım görüyorsunuz. Şöyle bir texture düşünelim. Bunu da tabii buraya alıyorum. Diffuse kanalıma attım. Aynı şekilde uyguluyorum. Bunda tabii ki uyguladığımda bir göster diyelim. Şöyle bir görelim önce isterseniz. F4'ü kapatalım. Görüyorsunuz şöyle bir şey. Tabii ki biraz da bunun yüzeyinin belli olmasını isteyelim. Onun için de tabii ki şöyle biraz standart ayarlarımızdan kalır. Correction alalım. Bunu reflection yapmayacağız. Bir bump'ta kullanalım aslında. Şöyle siyah. Tabii bu saturation'ı düşürürsek bir anlamda da işte o kabarıklığı elde etmemiz lazım. Şöyle biraz düşürelim bunu. Evet. Şimdi bir bump'la dursun. Daha sonradan zaten oynayacağız bundan. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer. Aslında bunun üzerine tropik bitkiler falan atabilirim. Ben çok da onunla uğraşmayacağım ama bir ışık yapalım önce istiyorsanız. Bunun için aslında genelde ışık biliyorsunuz kullanırken bizim V-Ray ile ilgili kullandığımız belli ışıklar var. İşte V-Ray Light var, V-Ray Sun var. Şimdi tabii böyle bir durumda ışığı biraz tabii hemisferik düşünmemiz gerekiyor. Yani dairesel bir ışık. Dünyada nasıl ışık geliyor? Her yerden geliyor yani. Yuvarlak bir dünyanın içinde yaşadığımıza göre. Bunu bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. O yüzden hep söyledik hani HDR ışıklar evet güzel. Bazı zamanda dezavantaj noktaları var. Özellikle animasyon renderlarda problem çıkartabiliyorlar. Ama bunun yanında işte biz direkt ışık olarak fiziksel ışıkları tercih etmeliyiz. Yani V-Ray Light, V-Ray Sun fiziksel bir ışık. Ve HDR'ı da sahnemize yansıtırken fiziksel ışıklarla yansıtmamız gerekiyor. Şimdi V-Ray isterseniz şöyle yapalım. F8'e bastığımda gördüğünüz gibi F8 diyorum. 8 tuşuna bastığımızda görüyorsunuz bizim Environment bölümümüz açılıyor. Buraya bir HDR koyalım. Aslında benim daha önceden yapıp kaydettiğim HDR'lardan birini sahneye veya bunu buraya atmak zorunda değilim. Bunu buradan buraya da atabilirim. Gördüğünüz gibi bunu atamış olduk. Dolayısıyla şu anda render ayarlarımda ayarlıysa herhangi bir basit ayarlarda şu anda görüyorsunuz. Verilov Light Cache'de 700 bu kadar. Bir render alıyorum. Sahneyi görmek için. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde sahnemiz gözüküyor. Daha tabii burada şurayı da kapatalım. Şöyle kum gibi duruyor zaten görüyorsunuz. Ben aslında buraya biraz bitki koyacağım. Sadece ışık denemesi yapacağımız için biraz bitki koyalım yeterli olacak. Forest Pack'le bu bitkileri yapalım. Öncelikle böyle parça
bitkiler de yerleştirebilirim. Kurumuş bitkiler olabilir. Ama hiç onlarla uğraşmayalım. Şöyle bitkiler koyalım mesela. Şunlar olabilir. Bunu aslında bir de parça parça koymak istiyorum. Yani her yer çimen falan değil de. Yani şunun gibi. Ha şöyle. Biraz da bunları genel olarak bir kapatıp. Yani şunun gibi. Çok büyük olmasınlar. Biraz fazlalaştıralım. Evet, şu yeterli. Ancak şuralarda tabii dalga olacak. Haliyle oralarda çimen olsun istemiyorum yani. Onları silelim. Şöyle şunları çıkartmak istiyorum yani. Buralar dalga olacağı için hani biraz bitkilerin üstünde dalga biraz saçma olur yani. Büyümez zaten, yetişmeyecektir. Biz de burada böyle saçma bir şeye düşmeyelim diye bunları sildik. İşte ortalarda böyle kalmış bir bitki olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir de şöyle bir tropik ağaç ne olur? Yine gelelim. Bunu aslında ayrı ekleyeyim bari. Şöyle free modellerden, yani normal standart forest Pekin paketlerinde işte tropik ağaçlardan şu olabilir, şu olabilir. Bu biraz ufak adalar için işte, evet, daha güzel gibi duruyor. Ama tabii çok büyük yani. Biz ufak bir alanla uğraşıyoruz şu an. Yani bir ölçülü bir şekilde çalışmıyorum zaten. Öyle bir şeye ihtiyacım yok. Sadece biraz şunu düşürelim. Ve sayısını da artırabiliriz istersek. Ama çok da istemiyorum. Bundan bir tane olsun. Aslında bunun için şeye de gerek yoktu ama madem öyle, biraz daha böyle dışarı doğru dönsün arkadaşlar. Bunu aslında rotate'de kendim ayarlamak da istiyorum biraz. Şöyle çevireyim dışarı. Şöyle olsun. Ne bileyim yani. Şununla şurada duruyor. Görüyorsunuz zaten o kendi yerini ayarlıyor. Şöyle bir şey olsun. Ben tabii bir tane daha alacağım ama bu ağaçlar böyle yer örtücü bitkilerden olsun. Şu olabilir. Yani çok önemli değil açıkçası. Evet, şöyle biraz bitkiler ve sayıyı da yine düşürürsek. Yine çok olmasını istemiyorum. Yine yan kısımda olmasınlar. Aslında bunlar için tabii göz olmamasını istediğimiz yerler için biz boyama daha önceden yapıp bunu kaydedip yapabiliriz ama şu anda zaten çok önemli bir durum değil yani bizim için. Bunlar sıradan şu an uğraşacağımız şeyler. Şöyle ortada olsun biraz. Şimdi ben buraya render alırsam bakalım burası nasıl gözüküyor. Şimdi tabii biz ne yaptık? Sadece 8'e basarak ortama biliyorsunuz bir HDR koyduk. O kadar. Sadece bir HDR'imiz var. Tabii ne oluyor? Bu haliyle şu anda fiziksel bir ışık değil. Yani çok düşük bir kalite bize sunacak. Şimdi yaptığımız her değişiklik tabii tekrar tekrar render almak istemiyorum. Yani şu anda ben sürekli her yaptığım şeyler ışık ayarında render'a bakmam gerekecek. Bunun için aslında buna böyle uğraşmamak için şöyle kapatalım şunu. Hemen Active Shade Render'a geçeceğim. Active Shade modu seçtik. Burada CUDA seçiyoruz. Ekran kartımızda almak istiyorsak, CPU kullanmak istiyorsak CPU'yu. Şu an ben CUDA'yı seçtim. Render'a basalım. Gördüğünüz gibi şu anda sahnemizi görebiliyorum. Yani ışığımla ilgili herhangi bir oynama yaptığımda tekrar tekrar render almama gerek yok. Şimdi gelelim arkadaşlar, tabii ışık için ne gibi başka ayarlar yapabiliriz? Şu an HDR yerleştirdik. Gördüğünüz gibi bunu 8, şurada gördüğünüz gibi yaptığımız ayarlarla bunu kaldırdığımızda görüyorsunuz herhangi bir şey gözükmüyor etrafta.
Şimdi burada aslında bir fiziksel ışık kullanırsak, yani bir V-Ray light. Evet, bir V-Ray light ama bunu dum olarak. Yani görüyorsunuz dairesel bir ışık. Yerleştirince evet, güzel bir etki veriyor. Ama şu anda verdiği etki gördüğünüz gibi beyaz bir etki. Bir de V-Ray Sun yerleştirmek istiyorum aslında. V-Ray Sun'ı da şöyle geleyim. Buna hayır diyorum. Gördüğünüz gibi hemen burada zaten ışığın nasıl bir etki verdiğini görebiliyoruz. Ne kadar yüksek bir şiddet verdiğini görebiliriz. Nereden ışığın çarptığını görebiliyoruz. Hemen anlık olarak. Tabii bunu bize sağlıyor RT özellikleri. Şimdi şöyle düşürürsek gördüğünüz gibi akşam üzeri bir render gibi bir etki sağlıyor. Ama tabii ayarları biraz düşünmemiz lazım. Şöyle intensity multiplier ayarını bayağı bir düşürüyorum. Hatta bu yetmeyecektir. Şöyle falan yapalım. Biraz da kamerayla bunu ayarlayabiliriz. Işığı ayarlarken mesela ışık dengesini, işte diyelim ki şu anda çok yüksek bir ışık var yani. Yani patlıyor gibi sahnedeki ışık. Şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi sahnedeki ışığımız bayağı çok güçlü bir ışık olarak geliyor. Bunu dengelemek için yine 8'e basarak burada bir exposure kontrolü açabilirsiniz. Eğer kamera kullanmıyorsanız, kamera kullandığınızda tabii kamera ayarlarında bunlar var. Fiziksel 6 diyor. Ben bunu 10'a çektim. İşte istediğim kadar oynayabilirim buna tabii. Gitgide karanlık olacaktır. Ama şu etapta zaten o bir 10 değeri bayağı zaten düşük bir değer. Burada arkadaşlar bir sıkıntılı bir durum oluşuyor. Yani sadece V-Ray Sun'ı koyduğunuzda İşte görüyorum sürekli herkes V-Ray Sun koyuyor. Gerçekçi bir render alacak diye uğraşıyor falan. Sadece V-Ray Sun'la arkadaşlar maalesef tabii teknoloji de ilerliyor. V-Ray'deki etkiler de ilerliyor. Gitgide değişiyor her şey. Gördüğünüz gibi bir sefer buralar patladı yani. Işıktan buraların ne olduğunu anlayamıyoruz. Yani buradaki ışığımızın aslında çok fazla açık olduğunu da anlayabiliriz. Bunu kamerayla yine dengeleyebiliriz ama şu an düşürdüm mesela 1'e. Gördüğünüz gibi daha çok belirgin oldu. Ama şuralar tabii çok karanlık kalıyor. Bu sefer bizim destek bir ışığa ihtiyacımız oluyor. Yani HDR'la bunu desteklersek tabii daha güzel olacak ama işte diyelim ki şu 8'deki şeyi kaldıralım. Şurayı silelim abi. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey olmayınca gördüğünüz gibi bizim ayarımıza böyle gözüküyor. Etraftan bir etki yok. Daha koyu ve siyah bir şekilde. Ben şimdi burada V-Ray Light'ımı aktif ediyorum. Aktif edince tabii bu sefer beyaz bir ışık. Yani şuradaki color'ımız neyse bize bunu yansıtıyor. Tabii burada bir texture var. Aktif durumda şu an seçili ama non diyor. Herhangi bir şey atanmamış. Buraya da daha önceki derslerde tabii bunları işlemiştik illaki ama buraya da biz bir V-Ray HDR atayabiliriz. Bunu mesela alıyorum. Buraya atıyorum. Atadığım zaman geldi görüyorsunuz ama bu sefer bizim HDR'ımız bir fiziksel ışık olarak sahneye yansımaya başladı. Bunun için de tabii multiplier değerini biraz şöyle fazlaca artıracağım. Biraz daha ağır, baskın bir tonda oluyor dikkat ederseniz. Bunları da dengelemeye başlayacağız işte güneş ışığımızı olsun, diğer ışıklarımız olsun. Dengeledikçe tabii o güzel gerçekçiliği elde etmeye başlayacağız. Şu anda bu şekilde. Daha da kısmak istersek kısarız. Buradaki ışığımızı da görüyorsunuz çevreyi biraz daha aydınlatmış olduk. Ve aynı şekilde bunların üzerindeki bütün o ağaçların yansımalarına o HDR'ın etkisi eklenmiş oldu. Tabii etrafta görmek istemiyorsak invisible seçeneğiyle ışıktaki invisible seçeneğini kapatırsak etrafta gözükmeyecektir ışığımız. Burada yine aynı şekilde özellikle bitkilerin üzerindeki reflections yansımalarda görmeyelim dersek bu sefer yine HDR'ın etkisini yansımalarda görmeyeceğiz ama görmek istiyoruz dediğimizde o bakın o mavimsi bir etki birden geliyor. Tabii bu güzel bir etki katıyor. Exposure'la artık kontrol etme şansım var. Yani biraz daha kontrast oldu ve ben ışık
biliyorsunuz biraz daha fazla kontrast verirsem işte ne olacağını falan görebiliyorum. Bu dengelemelerin, bu kontrolleri burada yapabilirim. Şimdi diyelim ki şu anda gayet hoş. Bir de işte burada bir deniz oluşturalım. Bunu kapatacağım hemen bir denemek için. Çünkü HDR denizde çok güzel bir etki katıyor. Bunun için tabii Phoenix'i kullanacağım. Phoenix mükemmel bir deniz oluşturuyor tabii ki. Müthiş yetenekli bu konuda. Çok hesaplatmayacağım. Sadece 1-2 kare hesaplatıp bırakacağım. Yeterli şu an bu kadar. Deniz oluştu bile. Bunu da şöyle şuradan bakarak aslında dalgaların şuraya geleceğini görebiliyorum. Şöyle bir şekilde. Şimdi aslında artık hani şeyi kullanmayacağım yani. Artıyı kullanmayacağım. Production Render'a geri döneceğim. Çünkü artıyla artık ışığın nasıl olacağını aşağı yukarı anlamış olduk. Burada da tabii daha yüksek çözünürlükle render edebiliriz artık sahneyi. Artı bize aslında arkadaşlar bir kolaylık sağlıyor. Sadece o anda ışığın nasıl olduğunu görmek için, işte problemleri görebilmek için bir avantaj sağlıyor. Şimdi burada tabii denizimizi oluşturduk. Ama bakışımızı da tabii ayarlamamız lazım. Özellikle diyelim şöyle bir şey olsun. İsterseniz artıya yine de geçelim o ayarlama konusunda. İşlemimizi bitirdikten sonra diğer özelliklere bakarız. Evet. Görüyorsunuz burada ben bunu şeyde görmek istemiyorum bu arada. Bu yansımada görüyorsunuz HDR gözüküyor ama bunu isterseniz şöyle yapalım. Şuradaki kısımdan bu arada tabii artıda de şeyi işaretlemediğimiz için şöyle bakalım. Displacement seçeneğini işaretlemedik. Onu da işaretlememiz lazım. Kapatalım. Bunun için aslında şimdi geçeyim ben Production Render'a. Bir de bakış açımız işte dediğimiz gibi yani HDR'ların burada önemi büyük. Çünkü ne tarafa baktığımız önemli. Yani şu anda HDR'de mesela kullandığımız HDR'de arkada binalar var. Bu tür binalar şimdi ne olacak? Denizde yansımada bina yansıması gibi çıkacak karşımıza. Bu da çok hoş durmayacak yani. O yüzden biz gözükmeyen tarafı işte HDR'de bu tarafı seçmiş olduk. Aslında dalgamız tam oluşmaya başlamış. Yani şurada tabii Phoenix sahneye göre dalgayı oluşturuyor. Burada ne görürse ona göre aslında oluşturmuş oluyor. Burada aslında dalga gelmeye başlamış ama biz kestik. Çünkü şimdi 100-200 kare, 300 kare burada hesaplatıp falan onunla uğraşmamak için. Şu anda suyun altında görüyorsunuz burası aslında. Yani çok şeffaf bir su bu. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani şu anda ışığımız hani güneşin etkisini çok iyi bir şekilde görüyoruz. Çevrenin etkisini iyi bir şekilde görüyoruz. Şöyle alabilirim bu etkiyi. Artık hani fazlaca etrafın etkisini şöyle genişletip aşağıya doğru hani biraz daha yine biraz şöyle şey yapmak istiyorum hani suyun içerisinde yavaş yavaş kaybolan şekilde ama bunlar tabii gözükecek bunların üzerine UV map atarsak daha iyi olur. Şimdi dursun şöyle bir görelim. Suyun da şuralara kadar çıktığını tahmin ediyorum. Bir bakacağız şimdi. Yavaş yavaş tabii gömüldükçe suyun da o etkisi etrafa böyle ne bileyim taşlar koyabiliriz falan. Hani gerçekten Phoenix'te bunu simüle ettirdiğimizde bu tabii çok güzel gözükür. Hani taşa çarpacak. İşte foam dediğimiz etkiler oluşacak falan. Bunlar tabii güzel duruyor ama bunların tabii simülasyonları çok uzun sürüyor. Yani genelde projelerde yapıyoruz bu simülasyonu. İşte makineyi bırakıyoruz, gidiyoruz falan. Makine alıyor render falan. Gördüğünüz gibi suyun altında tabii temizlemediğimiz yerlerde şey çıkmaya başladı.
Görüyorsunuz. Bunları tabii silmemiz lazım. Veya bu etkileri daha önceki şeylerle yok etmemiz gerekiyor. Evet. Bunları tabii dediğim gibi yani silmemiz güzel olabilir. İsterseniz şimdi yani çok onunla uğraşacak bir şey de değilim açıkçası. Çünkü hani bunu büyütelim biraz şöyle. Büyütürken de Shift'le CTRL'ye basılı tutarak mouse'umuzu ileri doğru hareket ettirirseniz büyüyecektir zaten. Görüyorsunuz. Biraz daha işte ağaçlar etrafta çoğalmışlar bu arada. O da iyi olmuş aslında. Yani çok az ağacımız vardı zaten. Bir de şunda da aynı şeyi yapalım. Çektik. Şunda. Yani o kadar bir şey istemiyorum açıkçası. Belki sağa sola biraz şey koyabiliriz. Bunları da sildim. Ağacın içinden, yani suyun içinden ağaç şuralarda falan çıkmış da. Onlar belki çok önemli değil ama bu şeyler çok göze batabiliyor. Şimdi şöyle bakarsak, bir render alırsak bakalım ne karşımıza çıkacak. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi suyun altındaki şey gitmiş oldu. Ama çok şeffaf bir su dediğim gibi. O yüzden bunu hani daha doğru düşünmemiz gerekiyor. Bu şekilde değil de şu an gördüğünüz gibi değil de daha derine doğru çekersek ve gerçekten de orayı yaptığımız şeye uyumlu bir hale getirirsek tabii daha güzel gözükecektir. Şurada suyumuzu görüyorsunuz. Hani bakın bittiği yerden daha koyu bir şekilde gözüküyor. Suyun içinde gidiyor şu anda ağaç. Bu da tabii şu an çok ufak bir ölçü biriminde uğraşıyoruz gibi. O yüzden o da açıkçası hani daha farklı durmasının sebebi o biraz da. Bunu hani biraz daha bordürünü şöyle düşük. Burayı da bir şey diye seçelim. Şu şekilde. Evet, açıkçası benim görmek istediğim yer zaten burası. Evet, bakalım şimdi şu aslında nasıl duracak işimiz. Artık hani deniz konumuz değil çünkü. Ya da etrafı aslında denizin altındaki taşları, yosunları falan gerçek bir çalışmada yapmamız gerekiyor zaten. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda şeyimiz çıkıyor. Şuradan da dengeleme yapabiliriz. Biraz oynuyoruz. Evet, şu anda ışığımız gayet iyi. Yüksek bir çözünürlüğe getirdiğimizde gayet gerçekçi bir güneş ışığı olmuş oldu. Ortam ışığı oldu. Denizimiz de buraya görüyorsunuz. Şuraya kadar şurada başlıyor aslında. Ondan sonraki kısımda suyun içindeki bölüm olmuş oldu. Aslında biraz aşağıya alınca hani daha adacık gibi durmaya başladı dalgalar falan. Bunları gerçek bir animasyon renderda biz water maplerini yapıyoruz. Yani dalgaların suya ya kuma vurduğunda oluşturduğu o ıslaklık bölümü oluşturduğumuz için bunlar tabii daha gerçekçi duruyor. Bu ışığı ayarlarken özellikle bu kısma dikkat ederseniz bakın şu an bir deniz var ve HDR'ımız şu an denizde yansıyor. Güzel duruyor. Denizimiz güzel duruyor. İşte V-Ray. Aynı şekilde fiziksel ışıkları kullanmamızdan dolayı da herhangi bir ışık problemi görmüyoruz. Gördüğünüz gibi. Yalnız burada V-Ray'da dikkat etmeniz gereken bir şey var. Özellikle Shadow Subdivision değeri. Genelde standart olarak 3 olarak geliyor. Bunu en az bir 6, 7 falan yaparsanız İşte bazen böyle render alırsınız ama gölgelerde ve sanki bir noise'ler varmış gibi durur. Bakın şu anda burada gördüğünüz gibi bir kırıklık var gibi. Bunları daha net bir şekilde görmek istiyorsanız bu gölgeleri Shadow Subdivision değerini V-Ray'da biraz daha artırabilirsiniz. Aslında buradaki şu olay yani çok hafif değerlerle işte kumdaki etkiyi
düşürebiliriz. Aslında şu anda tabii güneşin altındaki bir tropik ada bu. Sonuçta burada parlaklık olması gayet doğal bir şey. Evet, gördüğünüz gibi şu anda gayet doğal bir ışığımız olmuş oldu. Artık bu ışık sistemi nerede uygularsanız uygulayın, gerçekçi bir etki elde edeceksiniz. Bunu nerede uygulanız bir önemi yok. Binada uygulayın, herhangi bir yerde uygulayın falan. Ama bu teknikle bir dış mekan aydınlatması yaparsanız güzel bir sonuca ulaşırsınız. Şimdi ben aynı ışıkta tabii 100 kare bir simülasyon yapıp bir animasyon alacağım. Bakalım nasıl duracak.